Hikayemize kaldığımız yerden devam etmeden önce videolarımızı beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra zil bildirimine tıklayarak gelen videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Ayrıca hikayenin açıklama kısmında belirtmiş olduğum mobil uygulamamı indirerek ve internet sitemde ziyaret ederek bana yine destek olabilirsiniz. Kızlar yerlerinde yoktular. Etrafta dolaşmaya başladım ama o kadar bağırmama rağmen yanıt alamadım. Köpekler de benimle beraber dolaşıyorlardı. En azından kendimi güvende hissedebiliyordum. Kamp yerinden 150 metre kadar uzaklaştım ama onları bulamayınca belki geri dönmüşlerdir umuduyla çadırların yanına geri dönme kararı aldım. Hem bağırıyor hem de etrafıma bakınmaya devam ediyordum. Çadırların yerine döndüğümde halen ortada yoklardı ve ateş sönmek üzereydi. Ateşi harlayayım, en azından yeniden aramaya çıkarsam ateş yakmakla uğraşmaz hem de vahşi hayvanları az da olsa uzak tutabilirdim. Ağaçları kırarak yavaş yavaş ateşe atmaya başladım. O esnada yanımdaki köpek hırlayarak nehre doğru koşmaya başladı. Ne olduğunu anlayamadan kızların çığlıkları geldi. Feneri aldığım gibi yanlarına koşarak gittiğimde onlar da bana doğru koşuyorlardı. Köpekse arkalarından koşarak geliyordu. Beni gördüklerinde Leyla hemen boynuma atladı. Selin ise arkama saklandı ama hala korkudan ara ara bağırıyorlardı. Leyla korkudan bana öyle bir sarılmıştı ki nefes alamaz olmuştum. Biraz kendine geldiğinde yavaş yavaş boynumu gevşetmeye başladı ve kucağımdan indi. Selin ise arkamda durmaya devam ediyordu. Köpeğe onlar benim dostlarım problem yok deyince sakinleşip yere yattı ve kızlardan gözünü ayırmadan onlara bakmaya devam ediyordu. Kızları alarak kamp yerine geri döndük ve ateşin yanına oturduk. Biraz kendilerine geldiklerinden emin olunca neredeydiniz, bir saattir neredeyse sizi arıyorum ben diye çıkıştım. Kızlarsa gece uyuyup uyandıklarını Dolunay'ın çok güzel etrafı aydınlatmasından ötürü nehre yüzmeye gittiklerini söylediler. Dikkatli bakınca harbiden de saçlarında ıslaklık vardı. O kadar bağırmama rağmen neden cevap vermediğiniz dediğimde ise nehrin sesinin fazla olmasından duymadıklarını söylediler hak vermiştim zaten. Dikkat kesilince kamp yerine bile nehrin sesi fazlasıyla geliyordu. Duymamaları normaldi. Benim nehir kenarına bakmak da aklıma gelmemişti. Leyla'nın bacağında bir kanama vardı. Ne oldu dediğimde köpekten korkunca koşarken ayağının takılıp düştüğünü söyledi. Ben de hemen arabadan acil yardım malzemelerini alıp bacağını dezenfekte etmeye başladım. Önce oksijenli suyu döktüm yarasına. Biraz bekleyip tentürdiyot döküp sildim ve yeniden tentürdiyotu dökerek iyice sardım. Başımı kaldırdığımda Leyla bana çok farklı bir şekilde bakıyordu. Ne oldu? Çok mu canını yaktım dediğimde ise yok, çok iyisin. Özür dilerim senden dedi. Anlamlandıramadım. Bizi bu kadar merak edeceğini tahmin edememiştik diyerek yanıtladı. Selin de bu esnada bize çay yapmıştı. Çaylarımızı bir güzel içip çadırlarımıza geri çekildik. Çekilmeden evvelde ateşi iyice harladım. Çünkü sabah olmak üzereydi ve yeniden uyanmak istemiyordum. Hem artık iki tane bekçimiz vardı. Kendimi aşırı güvende hissediyordum onlar varken. Deliksiz bir uyku çekmiştim. Sabah kızların kahkahalarıyla uyanmıştım. Erkenden uyanmış kahvaltı sofrasını kuruyorlardı. Ben de günaydın diyerek yüzümü yıkamak için su bidonunu alırken Leyla koşarak yanıma geldi ve ben dökerim. Sen yıka yüzünü dedi. Geceden beri biraz farklı davranıyordu. Bacağın daha iyi mi dediğimde sayende çok iyi dedi gülerek. Çay demlediniz mi diye sorduğumda ise çoktan hazırladıklarını söylediler. Ben de keyiflenmeye başlamıştım iyice. Köpekler nerede dediğimde sabah uyandıklarında gitmiş olduklarını söylediler. Demek ki yuvalarına dönmüşlerdi. Akşam gelirler diye umut ediyordum içimden. Kurulandıktan sonra kahvaltı masasına oturdum. Kızlar nedense çok da iştahlı değildiler. Ve masada şu diyet için olan yuvarlak mısır patlaklarından vardı. Siz neden yemiyorsunuz dediğimde sabah kahvaltısı ve bu manzara bizim için kilo vermeye birebir dedi. Diyet krekerinden alarak yemeye başladılar sonra. Tatil bitene kadar tamamen forma girmiş oluruz. Hem yürüyüş hem de bu kadar oksijeni bir daha bulamayız dedi Selin ve bir tane de bana uzattı. Ama nasıl iğrenç bir tadı vardı anlatamam. Bunu siz nasıl yiyorsunuz dediğimde Leyla Selin'e çıkıştı ve rahat bırak çocuğu. O böyle şeylere alışkın değil. Dokunur, hasta olur dediğinde Selin Leyla'ya garip garip baktı. Ama haklısın ya dedi ve kalan kısmını alıp yemeye başladı. Kahvaltımızı bitirip köy meydanına gitmek için etrafı toparlayıp hazırlanmaya başladık. Köyde gezmediğimiz çok yer vardı ve ben belki konaklardan birini görebilirim diye umutlanıyordum. Kahvedeki amcalardan rica edersem işe yarar diye düşünüyordum. İçeceklerimizi ve biraz da yiyecek atıştırmalıklarımızı sırt çantama doldurdum ve kızlarla beraber yürümeye başladık. Yolda gece suyun ne kadar güzel olduğundan bahsediyorlardı. Akşam belki ben de denerim dedim ve sohbet ede ede ilerledik. Köye geldiğimizde daha evvel görmediğim bir elinde baston olan ve hafifçe aksayarak yürüyen bir adam gördüm. Bizi görünce o kadar şaşırmıştı ki anlatamam. Bana bakarken ağzı oynuyordu. Selam verdiğimde selamımı almadı ve zorlanarak da olsa hızlıca yanımızdan ayrıldı. Neden böyle bir şey yaptı anlamadım. Kahveye yaklaştığımızda dünkü ekip aynı şekilde, hatta aynı sandalyelerde oturarak sohbet ediyorlardı. Bizi gören amca ''Oo, hoş geldiniz. Nasıl geçti geceniz?'' diye sordu. Temiz havada mükemmel bir uyku çektik şeklinde yanıt verdim. Ha, iyi iyi. Vahşi hayvan gelmediyse sıkıntı olmaz. Ateşiniz harlı olsun hep, rahat yatarsınız.'' Vahşi hayvan gelmedi ama gece köpekler kavga ettiler bayağı dediğimde herkes bir anda bana dönüp bakmaya başladı. ''Nasıl yani? Ne oldu yeğenim?'' ''Anlat hele.'' dedi. Ve Rüstem'e seslenip Rüstem, misafirlere çay getir dedi. Ardından Rüstem çaylarla geldi. Ama çaylar öncekine nazaran daha da berbattı. Ama bu defa midem bulanmadan içiyordum. Bu sırada gözüm Leyla'ya takıldı. Yüzünde bir somurtma vardı. Demin şenş akrak olan kız bir garip olmuştu. Amcaya olanları anlattığımda yüzleri değişmişti. Hele arkadakiler sinirli sinirli bakıyorlardı. Bizim buralarda köpeklerin kavga ettiği görülmemiştir. Hepsi arkadaştırlar. Köpeği tarif et dediğinde anlattım ve köyde öyle bir köpek olmadığını söylediler. Şimdi nerede diye sorduklarında sabah uyandığımızda gitmişlerdi diye yanıtladım. Yan köydeki uğursuzların köpeğidir kesin diye atladı arkadaki köylülerden biri. Sonra biz çıkar dolaşırız birazdan. Bulursak sahibinin vay haline diye mırıltılar çıkardılar. Yalnız bunları konuşurken kimse ölen ve ayağa yaralanan köpeklere ne oldu diye sormamıştı. İçlerinden birinin köpeği olabilirdi ama kimse sormadı. Ben de sormadım hiç sahi. O köpeklere ne oldu? En son ben kızları aramaya giderken yerde yatıyorlardı. İkisi ölüydü, birinin de bacağını ısırıp kırmıştı o iri köpek. Bir anda gitmeleri nasıl mümkün olabilirdi? Ya da ölmemişler miydi? Akşam nasıl gözümden kaçtı? Kendime kızıyordum. Dikkatsizliğimden ötürü. O köpeği ne olursa olsun bunlar görmemeliydiler. Yoksa köpeğin başına bir hal gelebilirdi. Konuyu dağıtmak için buranın konaklarını çok beğendiğimizi, birini gezip gezemeyeceğimizi sorduğumda amca sana buranın en güzel konağını gezdireyim. Bu köyün en eskisi, en büyük konağıdır. Sahibi buraya ilk yerleşen Kalemir Bey'dir. Köyün adı da oradan gelir. Gerçekten buna çok seviniriz. Görmek için şimdiden heyecanlandım. Kimden izin alacağız orayı görmek için diye sordum. Anahtarı bendedir onun. Nesilden kalan yok artık buralarda. Ayda bir girer, siler, temizler. Tekrar kilitleriz. Her ay bir aile yapar bunu. Ne zaman gidebiliriz peki? Çayınızı içtiniz. Şimdi gidelim isterseniz dedi ve ayaklanmaya başladı. Ben ve kızlar da ayaklanarak yürümeye başladık. Ev köyün biraz daha yukarısında kalıyordu zaten. Çıktıkça da anladım. Evler oradan başlayarak üçgen biçiminde açılarak buraya kadar genişlemişti. 20 dakika rahat yürüdük. Yokuş beni az da olsa yormuştu. Ama ne kızlar ne de amcada tık yoktu. Rahat 70 ila 80 yaşlarında vardı bu adam. Ama ter dahi yoktu. Doğal beslenmek bu olsa gerek diye düşünüyordum ama dayanamayarak amcacım senin yaşın kaç diye sormadan da edemedim. 987 dedi. Bir anda donup kaldım. Hareket edemez oldum. Kanım sanki bedenimden çekiliyordu. Ağzımı açıp tek kelime söyleyemedim. Şaşırdığımı ve hareket edemediğimi görünce ben ay ay sayıyorum oğlum. Kendimi bildim bileli. Gerçi sana böyle söyleyince beni hayalet sanmış olmalısın dedi gülerek ve devam etti. Ben küçükken bizim köyde takvim ya da günü belirleyecek bir şey olmazdı. Ben de kendimce böyle bir yöntem bulmuştum çocukken. Sonradan da bırakmadım o huyumu. Normalde yaşım 82 deyince az da olsa kendime gelebilmiştim. Selin halime gülüyor. Leyla ise acır gözlerle bana bakıyordu. Amcanın hadi zaten geldik demesiyle hareket edebilmiştim. Konağın bahçe kapısını amca açtı ve bahçenin içerisine girdik. Konaktan gözümü alamıyordum. Makinamı çıkarıp bir sürü bahçesinde resim çektim. Eski çardaklar, oyma ahşap işlemeli kapılar ve pencereler beni benden alıyordu. Daha içini görmediniz. Görseniz bir daha çıkmak istemezsiniz demesiyle eve doğru yürümeye başladık. Evin kapısının önüne geldiğimde burnum iyice sızlamaya başlamıştı. Amca kapıyı açtığında rüzgar yüzüme çarptı, bir garip oldum. Önde amca arkasında kızlar. En sonda ben girdim konağa. Gerçekten de görülmeye değerdi. Öyle işlemeler, oymalar, vazolar hepsi aklımı almaya yetmişti. Amca haklıydı. Çıkmak istemezdim yıllar geçse de buradan. Duvarlarda eski dönemlerden kalma kılıçlar, zırhlar vardı. İlerledikçe merdivenin yanında olan İsa heykelleri ve haç işareti gözümden kaçmamıştı. Onların da fotoğraflarını çektim. Kızların da benden aşağı kalır yanı yoktu. İsa heykeliyle ayrı ayrı resim dahi çekildiler. Odaları gezdiğimizde ise eski deriler üzerinde Arapçaya benzer ama çoğu harfi farklı olan işlemeli duvar süsleri vardı. Bunları amcaya sorduğumda onlar eski şiirlerdir evladım. Kalemir Bey böyle şeylere çok meraklıdır. Bak mesela şu Aramice, şu İbrani dilinde, bu Farsça. Göstererek sayıyordu hepsini. Diğer odaya girdiğimizde ise garip resimler vardı. İnsanı içine çeken gizemli şekillerin olduğu resimlerdi bunlar. Oda oda gezdik evin içinde. Çoğu şeyin yine resimlerini çektim. Döndükten sonra araştırıp belki bir şeyler bulabilirim umuduyla. Bütün odalara baktık ama bir oda vardı. Onu es geçerek ilerleyince sordum. Bu odada ne var diye. Orasının boş olduğunu söyleyince üstelemedim ama Meraklı ediyordum. Girmedik diye kurt düşmüştü bir kere içime. Kapının önünde beklediğimi görünce çok merak ettiysen aç bak evladım deyince ikiletmeden açtım. O da bomboştu ve camında perde dahi yoktu. Bunun üzerine kapıyı kapattım ve çıktım. Sonra üst kattaki odaları gezmeye başladık. Ama birden tuvaletimin geldiğini fark ettim. Geldiğimizden beri hiç sıkışmadığımı hatırladım havanın temizliğinden olsa gerek diye düşünmüştüm önceki gün. Ama bu defa acayip şekilde sıkışmıştım. Amcaya burada tuvalet var mı diye sordum daha fazla dayanamayarak. O da bana yerini tarif edince hızla koşarak dışarıya çıkıp tuvaleti arayıp buldum. Tuvaletin kapısı konağın kapısına bakıyordu. Kapıyı açıp girerken gözüm camdan beni seyreden amcaya çarptı. Selin de arkasındaydı ama Leyla yoktu. Hemen girip tuvaletimi yapmaya başladım. İşim bitince çıkıp yan taraftaki çeşmede ellerimi yıkadım. Yüzüme de su çarptıktan sonra kafamı yerden kaldırdım. Az önce girdiğim içinde kimsenin olmadığı odanın perdesi yoktu. Ama şu an simsiyah perdelerin çekili olduğunu gördüm. Normalde oranın içerisine bakarken camdan elimi yıkadığım çeşmeyi görmüştüm. Burnumun sızısı artıyordu. Gene burnum kanayacaktı sanırım. Kendimi iyi hissetmediğim için halüsinasyon gördüğümü düşünüyordum. Ama oraya yeniden bakmadan da kendimden emin olmayacaktım. Tekrar yüzümü kurulayıp konağa doğru ilerlemeye başladım. Kapıdan girince başım yine dönmeye başladı. Tam o kapıyı açacaktım ki burnum kanamaya başladı. Elimi burnumun altına tutarak gerisin geri dışarı çeşmenin başına koştum. Benim yeniden dışarı çıktığımı gören Leyla koşarak yanıma geldi. İyi misin? Ne oldu sana böyle? İyiyim. Gene burnum kanadı. Yanınıza geliyordum. Sonra eve damlamasın diye koşarak çeşmenin başına geldim. Leyla arkasına baktı ve sen iyi değilsin. Kampı bitirip geri dönelim istersen. Burası sana yaramadı. Yok ben iyiyim. Sizin eğlencenizi batıramam. Hava çarpıyor. İyiyim. Yarına kadar iyileşirim diyerek geçiştirdim onu. Sonra yanımıza Selin'le amca geldiler. İyi misin oğlum? Neyin var diye sordu. Ben de Leyla'ya söylediğimin aynısını Selin'le amcaya da söyledim. Birbirlerine baktılar. Sonra bana dönerek hava çarpmıştır seni diyerek beni tasdiklemeden ötesini yapmadılar. Kafamı kaldırıp tekrar hocama baktım. Ama bu defa perde yoktu. Kafayı yiyordum sanırım. Amca konağı kilitledi ve yanımıza geri döndü. Hadi diğer yerleri de gezdireyim size evladım. Olur amcacığım diyerek peşlerine takıldım. Selin'le amca önde bir şeyler konuşarak ilerliyorlardı. Leyla ise benim koluma girerek bana destek olmaya çalışıyordu. Ne kadar iyiyim desem de dinlemedi. Tam konağın bahçesinden çıktık. Sağa doğru devam eden yoldan ilerlemeye başladık ki cama yeniden bakma gereğinde bulundum. Bu defa perdesi gene simsiyahtı. Kafayı yiyorum diye düşünüyordum. Burnumdan akan kan beni sersemletmişti ağır ağır ilerliyorduk. Leyla ise sürekli bana bakıyordu. Bende de bir hoşlantı oluşmuştu dün gece ama korkudan sarılmıştı bana. Bunu başka bir şeye yorup da heveslenmek istemiyordum. Bu ilgiyi de göstermesinin nedeni arkadaşı olmamdı. Bunu düşünerek ilerliyorduk. Amca bize birkaç evi daha gezdirdikten sonra burası da benim fakirhanem. Hadi girelim. Hem teyzeniz şimdi yemek de yapmıştır ağız tadıyla yeriz. Biz zahmet vermeyelim amcacığım. Hem daha çok gezecek yerimiz var. Başka sefere geliriz diyerek yanıtladım. O ise olmaz. Hem sen iyi değilsin biraz da dinlenmiş olursunuz. Sonra gideriz diye ısrar eder şekilde konuştu. Ben de kırmamak adına mecburen kabul etmek zorunda kaldım. Evin bahçesindeki ağaçlar bir garipti. Kapısında da bir tane köpek bağlıydı. Beni görünce havlamaya başladı. Ama dikkatimi çeken dün geceki köpeğe çok benziyordu. İlk saldıran büyük köpeğe. Biraz daha yakından bakınca boynunda yara olduğunu gördüm ama kapanmak üzereydi. Dayanamayıp amcaya bu köpek geceki köpekti. Bunu söyleyince amca bir anda döndü. Yok evladım buradakilerin hepsi bir nesilden geliyor. O yüzden benzetmiş olabilirsin. Yok benzetmedim. Yarası da aynı yerde deyince bu yara eski yara evladım baksana dün olsa bu kadar kabuk bağlayıp nasıl iyileşecek sanırım haklıydı o yara aylar evvel ava gittiğimizde kurt saldırısında oldu Ben benzettim sanırım zaten kafam da fazla yerinde değil olayın şokundan çıkamadım henüz Hem zaten havada karanlıktı net görememiştim deyince önüne döndü ve bizi çardağa yönlendirip kendi evinin kapısını çaldı. Kapıyı gençten bir kadın açmıştı. Ona ''Hanım, misafirlerimiz var, haydi bir sofra kur da karnımızı doyuralım.'' dedi. Kadın adama göre bayağı gençti. En fazla 45'li yaşlarda vardı. Kadın ''Hemen bey'' diyerek içeri girdi ve birkaç dakika sonra elinde bir siniyle yanımıza geldi. Sinide çeşit çeşit yemekler vardı. Durumları gayet iyi olmalıydı. Kızlar sabah diyetteyiz deyip o iğrenç krekerleri yemişlerdi ama burada diyet akıllarından çıkmış gibiydi. Büyük bir iştahla yemeye başladılar. Bende ise tam aksine hiç iştah yoktu. Ayıp olmasın diye kendimi zorlayarak yemeye çalıştım ama tadı ne kadar da iğrençti. Hayatımda yediğim en iğrenç yemekler olabilirlerdi. Görünüşleri çok güzel olsa da tatları berbattı. Elimi sürahiye uzatıp kendime bir bardak doldurdum ve içmeye başladım. Su bildiğiniz her şeyden daha iğrenç bir tada ve kokuya sahipti. Midem felaket bulanmaya başlamıştı. Kendimi sakinleştirmeye çalıştığımı gören amca, ''Ne oldu evladım, beğenemedin mi bu garibanın sofrasını?'' dedi. ''Yok, ne haddimi amcacım. Demin gene burnum kanadı ya, onun tadını alıyorum yemekten değil. Hem öyle olsa kızlar da beğenmezlerdi. Baksanıza Nasıl bir iştahla yiyorlar dedim gülerek. Ve sonuna da afiyet olsun eklemeden geçemedim. Amca ısrar etse de yiyemedim. Zorlasaydım kesin kusardım. Kızlar yemeklerini yedikten sonra müsaade isteyip çadıra dönmek istediğimi kızların burada kalmak istiyorlarsa kalıp sonradan gelebileceklerini söyledim. Leyla ben seni bırakırım dediğinde Selin ona bakmaya başladı. Yok teşekkür ederim. Gidip biraz dinleneyim, siz keyfinize bakın. Öğleden sonra gene gelirim yanınıza. Ya da siz çadırların oraya gelirsiniz dedim. Leyla yalnız bırakmak istemese de Selin'i bırakamamıştı. Selin de zaten sitem ederek konuşuyordu. Muhabbete devam ederlerken ben ağır ağır bahçe kapısına doğru yürüyordum. O ara Selin'in sesini işittim. Sen bu çocuğu seviyor musun? Bu ne ilgi alaka diye çıkışmaya başladı. Amcaysa bunu konuşmanın sırası değil kızlar diyerek Selin'i susturdu. Bu muhabbeti karışmaya ne haddi vardı anlamamıştım ama Selin sanki onu tanıyormuşçasına sözünü dinleyerek sustu. Kapıdan çıkıp çadırların yolunu tuttum. Yürüdükçe kendime geliyordum adeta. Amca benim sanki bütün enerjimi sömürüyordu. Yarım saat kadar yürüdükten sonra çadırların oraya gelmiştim. Çantamda olan içecekleri dolaba koyup soğuk olanlarından çıkardım. Birkaç parçada atıştırmalık alarak sandalyenin yanına bıraktım. Arabanın aküsünü dolap tamamen bitirmesin diye aracı çalıştırdım. Dolabın kendi aküsü vardı ama tedbiri de elden bırakamıyordum. Aküleri kontrol ettiğimde hala tam doluydular ama güvenemedim yine de. Yarım saat çalışsın diye düşünüp sandalyeme oturdum. Atıştırmaya başladım. Yahu bunların tadı çok güzeldi. Koladan bir yudum aldım o da çok güzeldi köyün suyundandır diyeceğim ama o çeşmeden bir yudum içmiştim ve gayet lezzetliydi. Burnumun kanamasıydı sanırım buna neden olan. Kanama geçtikten sonra bir şeyim kalmıyordu. Atıştırmalıklar bitince canım çikolata çekti. Aracı da istop eder çikolatamı alır yerim diye kalkıp arabanın motorunu kapadım. Ve dolabın araba aküsünden olan bağlantısını da kapattım. Sadece kendi aküsünden kullanacaktı. Çikolataları alıp Yine koltuğuma kuruldum. Hepsini afiyetle yedim. Kalkıp çadırıma girip kestirmeye karar verdim. Gece nöbetişi zorluyordu beni çünkü. Çadıra girdim. Uykuya daldım dalacağım. Leyla bana seslendi. Ben de çadırdayım deyince çadırın fermuarını açıp yanıma geldi. Ve geri kapadı fermuarı. Bir şey mi oldu diye sorunca hayır. Aklım sende kaldı. Yalnız bırakmak istemedim. Nasıl oldun? İyi misin diye yanıma iyice sokularak sormaya başladı. Ben de gayet iyiyim. Bir an kötü oldum o kadar deyince dudaklarıma bir öpücük kondurdu. Ben sana aşığım diyerek öpmeye devam etti. Bir yandan da soyununca yapma. Sesimizi Selin duyar ayıp olur dedim. O ise o köyde kaldı ben tek geldim. Akşama kadar da gelmez. Sen söylemezsen de ne olduğunu bilmez diyerek Tekrar öpmeye başladı. Sanki zaman durmuştu. Her şey çok garip ve aşırı zevkli gelmeye başlamıştı. Ne kadar sürdü bu olay bilmiyorum ama bana saatler geçmiş gibi gelmişti. Yan yana uzandığımızda bana sarıldı ve git buradan. Sen iyi değilsin. Biz sonra döneriz diyerek tekrarladı ama gitme fikri yoktu içimde. Ben iyiyim diyerek tekrar öptüm onu. O zaman köyde verilen hiçbir şey yiyip içme. Ne kadar ısrar ederlerse etsinler, sakın yeme. Neden diye sorunca onlar sana dokunuyor. Baksana, ne zaman oradan bir şeyler yiyip içsen kötü oluyorsun. Haklısın galiba dedim. O da üzerini giyinmeye başladı. Ben de üzerimi giyinip, hadi nehre gidip yıkanalım. Hem terledik hem de abdest alırız dediğimde ikiletmedi ve hadi gidelim dedi. Abdestin kabul olması için birbirimizi görmememiz gerekiyordu. O girdiği kandı çıktı. Sonrasında ise ben girip abdest alarak çıktım. Ve kampa doğru yürümeye başladık. Sana bir şey itiraf etmek istiyorum deyince merakla sordum. O da ben Müslüman değilim ve Müslüman olmak istiyorum dedi. Günün üçüncü şokunu yaşamıştım. Nasıl yani deyince ailesinin farklı dinde olduklarını, Selin'in de Müslüman olmadığını söyleyerek devam etti. Ben de o halde kelime-i getirmesini söyledim. Bana bilmediğini söyleyince beni tekrar etmesi gerektiğini söyledim. Şu birkaç günde çok garip olaylar yaşamıştım anasını satayım. Mantığım almasa da sayemde birisi Müslüman olmuştu. Ben tekrar ettim, o da ardımdan tekrar etti. Bitirdiğinde Allah kabul etsin, yar ve yardımcın olsun diyerek sözlerimi tamamladım. Ben gusül abdesti almalıyım o halde değil mi diye sorduğunda evet dedim ve nasıl alınacağını tarif ettim. Yine nehrin suyuna girip yıkanarak çıktı ve yanıma geldi. Beraber kamp yerine yürümeye başladık ama o esnada çan sesleri geldi yine kulağıma. Nineyle kuzuları geldi diye sevinerek Leyla'nın elinden tuttuğum gibi koşmaya başladım.